Keratin bakımı nasıl yapıyorsun ya da düzleştirmeyi nasıl yapıyorsun diyen arkadaşlar için de bugün bir video çekeceğim. Yoğun oluyorum, herkes ayrı ayrı soruyor, herkese yetişemiyorum. O yüzden hazır bugün fırsat bulmuşken arkadaşlar, şimdi saçımızı öncelikle güzelce yıkıyoruz. Keratinin kendi ürünü olabiliyor, öncelikle keratin şampuan oluyor işlem öncesi. Mesela bugün size X Pro Harmony ile. Yani şey çok önemli değil. Siz A ürünü, B ürünü de olabilir. Hiç önemli değil. Her ürünün öncesinde mutlaka saçı güzel bir şampuanla yıkayıp temiz hale getiriyorsunuz. Hani gözenekler açılıyor. Ondan sonra ürünü kullanacağız. Onu da hangi aşamada süreceğimi göstereceğim size. X Pro Harmony ürünlerim bunlar arkadaşlar. Bu yerli bir ürün. Açıkçası çok şey beklemiyordum. Gerçekten güzelmiş. Gerçekten koku ve duman yok. Bir numara. Zaten ürünlerin çoğunda arkadaşlar üstünde sıralaması yazar. Bir numara şampuan. Şampuanı ile yıkıyoruz. Jeli bu ürünü de kullanıyoruz. Hani ürünü sürüp işlemlerimizi, kurutmamızı, fönümüzü yapıp sonra da en sonunda duruluyoruz. O zaman da maskemizi uyguluyoruz. Üçlü bir ürün bu böyle. Bunun uygulanışını size sıra sıra göstereceğim bugün. Evet arkadaşlar, şimdi keratin bakım için saçımızı ne yapıyoruz? İki kez yıkıyoruz. Birini yıkadım, duruladım, ikinci şampuanı sürdüm. Ürünün kendi şampuanını. Böyle bir 5 dakika bekletiyoruz. Yani ürünlerin genelinde bu böyle ama her ürünün kullanım şeyi yazar zaten. Ürünümüzde 5 dakika bekletmemiz gerektiği söyleniyor. Bekleteceğiz, sonra durulayacağız. Duruladıktan sonra da saçımızı %90 kadar kurutacağız, %80-90. Ondan sonra keratimizi uygulayacağız. Ürünümüz jel şeklinde. Arkasında da zaten kullanımı yazıyor arkadaşlar. 35 ml, 50 ml diyor. Yani saçımız çok uzun değilse 30-35 ml yetiyor zaten. Onda mutlaka böyle küçük bir tartınız olsun. Ondan sonra oradan tartarak, şimdi bu zaten kendi şeyini görüyoruz. Şimdi kabımızı koyunca zaten 50 göründü. Ne yaptık? 35 ml, 85 ml'e tamamladım ben bunu. Şu kadarcık bir ürün. Bu ürünü saça güzelce yedireceğiz. Evet arkadaşlar, saçımızı şimdi %30 nemli kalacak şekilde kuruttuk. Epeyce kuru. Normal hani açmalarda enseden başlıyoruz ya, onun gibi enseden yine başlayacağız ürünümüzü sürmeye. Tabii ben size kameranın açısını ayarlayayım diye eldiven takmayı unuttum. Eldiven takmayı unutmayın arkadaşlar. Keratin mümkün olduğunca ciltle çok temas ettirmeyin. Eldivenle çalışın. Hani böyle bir şey olmuyor gibi düşünmeyin. Mutlaka sağlığımıza zarar veren bir şeyler olabilir. Sonuçta kimyasallarla. Eldivensiz çalışmayın arkadaşlar. Önce kendinizi koruyun. Müşterinin de cildine yine çok getirmeyin. Hani ben her zaman dipte mutlaka minicik bir şey bırakıyorum. Alan bırakıyorum. Şimdi ürünü tam eşit dağılacak şekilde arkadaşlar saça sürdüm. Şöyle çekeyim. Şimdi tam eşit dağılacak şekilde her yerine yaydırdım. Bir 10-15 dakika bekleyecek, sonra saçı kurutacağım. Eşit dağılım çok önemli. Arkadaşlar şimdi saçı kuruttum. Bakım sürdüğüm saçı. Hiç duman çıkmadı. Şimdi fönlüyorum. Bakın ne kadar dumansız güzel bir ürün olduğunu göreceksiniz. Ürünlerde dumansız denir ama ne yazık ki çoğunda duman var. Açıkçası bu ürünün bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum. Gerçekten çok güzel çıktı. Yani 2 aydır falan kullanıyorum bunu. Gördüğünüz gibi hiç duman yok. Evet arkadaşlar, unuttum ben çekmeyi. Şimdi saçı duruluyorum. Şimdi yaptım. Fönünü çektim, düzleştirme yaptım. Brezilya fönü değil de bakım yapıyorsanız düzleştirmeyi böyle 180 derece falan yapıyorsunuz. Çok yüksek ısı kullanmıyorsunuz.
Düzleştirme yaptığınızda 200 ya da 220 yapabilirsiniz. Şimdi saçı durularken aklıma geldi. Durulayacağım. Üçüncü ürün maske var. Maskeyi kullanacağım. Onu da göstereyim size şöyle. Ha, keratin maske. Şimdi bunu uygulayacağım. Bunu da saçta bir 3-5 dakika bekleteceğim. Yine yazıyordur burada. Hani ürünleri aldığınızda arkadaşlar mutlaka arkasını falan okuyun. Çünkü her üründe 3 dakika demiş. 3-5 dakika bekletiyorum. Her ürünün kullanımında ufak tefek şeyler olur, farklılıklar olur. Her ürünü kendi şeyine göre kullanırsanız daha sağlıklı sonuçlar alırsınız. Evet arkadaşlar, şimdi maskemizi sürdük. Bir 5 dakika bekleteceğim, sonra durulayacağım, kurutup fönleyeceğim. İşlemimiz bu kadar. O en son halini de çekip göstereceğim size. Evet arkadaşlar, işlemimizin sonucu şöyle göstereyim. Pırıl pırıl. Parlak saçlar. Benim amacım dediğim gibi düzleştirmek olmadığı için güzel yıkadım, kuruttum, fönledim. Düzleştirici bile geçmedim ama düzleşsin istiyorsanız, kalıcılık istiyorsanız daha, hani düz olsun istiyorsanız diyeyim, üzerine düzleştirici de geçebilirsiniz. Ama biz geçmedik. Zaten düz bir saç. Sadece keratini yükledik ve bıraktık. Şöyle göstereyim. Şimdi hem kendim çekip hem göstermem zor oluyor size. Bunlar bir notaya bakacak.